size spordan önce ve sonra yapabileceğiniz esneme hareketlerini göstereceğiz. Spordan önce yapacağınız bu esneme egzersizleri kan dolaşımınızı hızlandırarak kaslarınızı gelecek olan fiziksel aktiviteye hazırlar. Böylelikle sakatlanma riskiniz minimuma iner. Spordan sonra yapacağınız esneme hareketleri ise ağırlık egzersiziyle sertleşmiş olan ve boyu kısalmış olan kaslarınızı uzatarak hareket kabiliyetinizi korumanıza yardımcı olur. İsterseniz hemen egzersizlerimize geçelim. Çok kısa bir çalışma olacak. Bu 3 ila 5 dakika zaten yeterli olacaktır. Beni takip edin. Esnemeye başlamadan önce, spordan önce kan dolaşımınızı hızlandırmak çok faydalı olacaktır. Bunun için eğer dışarıdaysanız hafif bir koşu yapın, bir dakikalık. Benim burada yerim olmadığı için yerimde koşacağım, onu da yapabilirsiniz. Önemli olan dizlerinizi ne kadar çektiğiniz veya ne kadar hızlı koştuğunuz değil, kalp atışlarınızı hızlandırmanızdır. O yüzden bu koşuyu yaklaşık 30 saniye, 45 saniye veya 1 dakika yapsanız yeterli. Bunu yapıp kan dolaşımınızı hızlandırdıktan sonra esnetmeye üst kısımdan başlayacağız ve alta doğru devam edeceğiz. İlk önce boyundan başlıyorum. Dik durun, omuzlarınızı aşağı doğru indirin ve boynunuzu sağ tarafa doğru eğin. Esneme yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey nefes almanızdır. Pozisyonu tutarken nerenizi esnetiyorsanız esnetin, derin nefes alın ve verin. Hızlı yapmanıza gerek yok, önemli olan derin nefes alarak vermek. 15 saniye bunu tuttuktan sonra boynunuzu yavaşça diğer tarafa çevirin. Tekrar dediğim gibi omuzlarınızı yukarı kaldırmayın, aşağı doğru indirin. Bu normal olarak insan içgüdüsel olarak omuzlarını kaldırır. Özellikle bu tarafınızda hangi tarafa eğmişseniz ona karşı savaşın ve omuzlarınızı aşağı doğru bastırın. Bu esnetme sırasında boyun sola yatıkken boynunuzu sağ tarafında hissedeceksiniz. Bir kere daha aynı şeyi yapıyoruz. Tekrar sağa eğiyorsunuz, omuzlar aşağı. Derin nefes olarak veriyorsunuz. 15 saniye, ondan sonra tekrar sola. Evet, bundan sonra aşağı doğru iniyoruz demiştik. Omuzlarınıza geçeceğiz. Omuzlarınızı dairesel hareketlerle ileri doğru atın. 1, 2, 3, 4, 5, geriye doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir adımınızı ileri atın ve kollarınızı 4 defa veya 5 defa ileri ve geri doğru çevirin. Geriye doğru. Ondan sonra kol değiştirin ve aynı egzersize devam edelim. Geriye doğru. Evet, omuzlarımızı da ısıttık. Şimdi tekrar omuz ve arka kol için olan bir germe egzersizi yapalım. Bunun için sağ kolumuza başlıyoruz. Sağ kolumuzu önünüze doğru atın. Sol kolunuzu alttan geçirin ve kendinize doğru çekin. Bunu omuzunuzda ve arka kolunuzda hissedeceksiniz. Tabii ki dediğim gibi her zaman derin nefes alıp vermeyi unutmayın. Daha rahat ediyorsanız elinizle omzunuzu da tutabilirsiniz. Veya bu şekilde omzunuzu kilitleyebilirsiniz de. Ondan sonra tekrar aynı kolunuzu havaya kaldırın. Arkanıza atın. Ve diğer elinizle dirseğinizden aşağı doğru bastırın. Çok zorlamanıza gerek yok. Ne kadar rahat ediyorsanız ve ne zaman burada hissetmeye başlarsanız oraya getirin ve pozisyonu tutun. Ve tabii ki derin nefes alarak verin. Evet, ondan sonra rahatlayın ve aynı şeyi bu sefer sol kolumuzda yapacağız. Önce önümüze atıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz. Derin nefes alıp vermeyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bunu ben devamlı tekrar edeceğim, unutursanız diye. Ondan sonra tekrar sol kolumuzu havaya ve arkaya doğru atıyoruz. Sağ elimizle dirseğimizden bastırıyoruz. Ve pozisyonu tutarak derin nefes alıp veriyoruz. Omuzdan sonra tekrar inmeye devam ediyoruz ve göğüslerimizi esneteceğiz. Bunun için bir duvara karşı geçin. İki tarafı da esneteceğiz. Sol taraftan başlayalım. Elinizi duvara karşı koyun. Bu bir kapı altı da olabilir. Dirseğinizle ve elinizle destekleyin kendinizi. Dirseğinizden aşağısı yaklaşık paralel olsun yere. Ondan sonra ileri bir adım atın. Ve kendi vücudunuzu ileri doğru ittirirken aynı zamanda dışarı doğru döndürün. Bunu göğsünüzün altında, üstünde, açıkçası her yerinde hissedeceksiniz. Pozisyonu tekrar 25-30 saniye tutun ve nefes alarak vererek tabii ki. Ondan sonra değiştirin ve diğer kolumuzu yapın. Onu da arkadan gösterelim. Elimiz duvara karşı, kolumuzun altı yere paralel. İleri bir adım atıyoruz. Göğsümüzü esnetirken aynı zamanda dışarı doğru dönüyoruz.
Belimi sektirelim. Belinizde biraz dikkatli olun. Eğer herhangi bir probleminiz varsa belinizde zorlamayın. Kendi kendinize doktor olun bir anlamda. Ama yapacağımız şey bu. Derin bir nefes alın. Ellerinizle kendinize yardımcı olabilirsiniz. Ve yavaş yavaş belinizi kırmadan önce dik tutarak aşağı doğru inin. 90 dereceye geldiğinizde belinizi kırabilirsiniz ve kafanızı düşürün ve inmeye devam edin. Dediğim gibi burada herhangi bir zorlanma hissederseniz orada durun. Tamamen inmek zorunda değilsiniz. İnebildiğiniz kadar inin ve pozisyonu tutun. Çok önemli bir nokta, bacaklarınızı kırmamanız. Yani şunu yapmamalısınız. Bu kuvvetin veya esnemenin belinizden baldırlarınıza kaymasına neden olacaktır. Bunu yapmayın. Bacaklarınızı dik tutun. Kafanız düşük. Bacaklarınızdan kuvvet alabilirsiniz, yerden kuvvet alabilirsiniz veya ellerinizi benim yaptığım gibi sallandırabilirsiniz. Derin nefes alın ve verin ve bunu 30 saniye tutun. Ve ondan sonra tekrar dikkatli bir şekilde yavaş yavaş kalkın. Belimizi ısıttıktan sonra sıradaki bacaklarımız var. Bunun için öne doğru bir adım atın. Mümkün olduğunca dizinizin ayağınızı geçmemesine dikkat edin ve yavaş yavaş inin. Bunu hem baldırınızda hem de arka bacağınızdaki bacağınızın ön kısmında hissedeceksiniz. Derin nefes alıp verin. Bunu yaklaşık 15 saniye tuttuktan sonra bacak değiştirin. Ve aynı şeyi tekrarlayın. Bu üç bacak içinde, alt bacak içinde son egzersizimiz ya da esneme hareketimiz alt bacak için. Bunun içinde duvara karşı durun. Ellerinize destek alın duvardan. Ve bir bacağınızı duvara karşı koyun. Fark ettiğiniz gibi benim geride onu ben şimdi yavaş yavaş ileri doğru ittireceğim ve bu da kaslarımda gerilmeye neden olacak. Gerilmeyi hissettiğiniz zaman tutun ve bekleyin. Bir derin derin nefes alın. 15-20 saniye yaptıktan sonra bacak değiştirin. Tekrarlıyorum. Sol ayak duvara karşı, yarısı yerde, parmak uçlarım duvarda. Belim arkada ve yana dönük değil, öne dönük. Ondan sonra yavaş yavaş belimi ileri doğru hareket ettireceğim. Bir anlamda duvara iteceğim. Şu şekilde. Gerilmeyi alt bacağımın altında yani kalf kaslarında hissettiğim zaman orada tutacağım ve nefes alıp vermeye devam edeceğim. 20-25 saniyede bunu yaptıktan sonra egzersize hazırsınız veya egzersiziniz bitmişse evinize gitmeye hazırsınız. İyi sporlar.